Evet arkadaşlar, şimdi sizinle KDS felsefe sorularını çözeceğiz. Bu sorgulama felsefenin hangi disipline aittir diyor. Bir çocuk şeker yerken onun iyi olduğunu düşünür. Sonra dişinin çürümesiyle şekerin kötü olduğunu inanır. İyilik veya kötülük nesnede mi yoksa düşüncede midir? Arkadaşlar benim iki tane kavramım var. İyilik ve kötülük. Şimdi iyi ve kötü anahtar kavramları hangi felsefeye aitti? Bilgi değil. Siyaset değil, varlık değil, sanat değil, ahlak felsefesine ait değil mi? İyilik ve kötülük. Cevabım Denizli. Kişinin iyi ya da kötü davranıştan birini seçerek bu kararına uymasını ve bu davranışın sonuçlarına katlanmasını ifade eden kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? Şimdi kişinin iyi ya da kötü davranışından birini seçmek. Seçmek hangisi, neye ait arkadaşlar? Ben iyi veya kötüyü seçiyorsam ne yapmış oluyorum? Özgürce karar vermiş oluyorum, değil mi? Özgürlük. Daha sonra da bu davranışın sonuçlarına katlanmak, ne yapmak? Sorumluluk almak, değil mi? O zaman cevabım ne? Ceyhan, özgürlük ve sorumluluk. İyi ve kötü olamaz zaten. Eylem yok, eylem olamaz. Vicdandan zaten bahsetmiyor. Ödevden de bahsetmiyor. Kant'tan falan da bahsetmiyor. Cevabım Ceyhan, devam ediyorum. Aşağıdaki kavramların hangisi etik tarafından sorgulanır? Etik yani ahlak felsefesi değil mi? Yaşanan ahlak üzerine düşünmek, onu araştırmak ve bir takım sonuçlara gitmeye çalışmaktır. Şimdi gerçekle ilgilenmez ahlak felsefesi değil mi? Varlık ilgilenir. Güzelle sanat felsefesi ilgilenir. İktidar ile siyaset felsefesi ilgilenir. Çirkinle de aynı şekilde sanat felsefesi ilgilenir. Ama iyilikle, kötülükle, vicdanla, özgürlükle ne ilgilenir? Ahlak felsefesi ilgilenir. Cevabım ne? Denizli. Evet arkadaşlar, felsefe soruları bu kadardı. Anlamadığınız bir şey olduğu takdirde bana ulaşabilirsiniz.